Merkez bankalarının en önemli davranışı şu olmalı. Yine de teknik olarak doğrudur ama zamanlaması yanlış. 100 bas puanlı indirim yaptı ve bir şey fark etmedi. 8.88'de haftayı tamamladı. Pek de iyi olmadı, kusura bakmayın. Yani merhabalar değerli dostlar. Antalya'dan size sesleniyorum bu sefer. Efendim şimdi biliyorsunuz ne oldu? Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararı geldi. Daha önceki videolarımda çokça bahsetmiştim. Yani merkez bankalarının en önemli davranışı şu olmalı. Eğer faizleri düşürme zamanı gelmişse bunu öyle güzel yapacaksın ki bundan sonra eğer faizi yükseltmek zamanı geldiğinde mahcup olmayasın. Aynı şekilde faizi yükseltmek zamanı geldiğinde de öyle bir güzellikte yapacaksın ki sonra düşürme zamanı geldiğinde yine mahcup olmayasın. Fakat Merkez Bankamız normalde hepimiz biliyoruz, saygıdeğer Naci Ağbal'ın görevi bırakmadan önce yaptığı 200 bas puanı geri almak istiyor. Fakat bunun için uygun zamanı kovalıyordu. Fakat bu uygun zaman bir türlü gelmedi. Hani şöyle anlatayım size. Önce Merkez Bankası beklenti anketlerinde %14 civarında bir enflasyon beklendiği söylendi. Yani bu senenin sonuyla alakalı. Fakat OVP açıklandı bir anda. Ve OVP'de %16'nın üzerinde bir enflasyon hedeflediğini söyledi hükümet. Ve Sayın Kavcıoğlu bu sebeple biraz ters ayakta yakalandı. Yani biz 14 beklerken siz 16 derseniz ben faizleri nasıl düşüreceğim dedi. Düşündü. Sonunda dedi ki ben zaten çekirdek enflasyonu dikkate alıyorum dedi. Şimdi bir kere gerçeği söyleyeyim. Evet doğrudur. Merkez bankaları zaten çekirdek enflasyonu dikkate almalı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mevsimine bakılmaksızın her ay mecburen satın aldığımız mal ve hizmetler gerçekten enflasyon olarak tanımlanıyor. Çekirdek enflasyon ve buna göre faiz oranlarının belirlenmesi lazım. Yoksa mevsimlik iniş çıkışlar değil. Ama Sayın Kavcıoğlu'nun bunu seslendirdiği zaman adeta ya arkadaşlar hani faiz düşüşü için bir mesnet yaratmaya çalışıyorum ama hükümet olarak elimden aldınız. Şimdi bana bir tek çekirdek enflasyonu bıraktınız tarzında olduğu için zaten Perşembe günkü faiz kararından önce de döviz ısınmaya başladı. Yani çünkü Sayın Kavcıoğlu çekirdek enflasyonu seslendirdi diye. Yine de teknik olarak doğrudur ama zamanlaması yanlış. Fakat hadi faiz kaç indirilmeli yani kaç puan indirilmeli diye konuştuğumuzda ben bana soru soranları çok radikal, onları çok şaşırtan bir şey söyledim. Ya dedim ki belli ki Merkez Bankası'nın bu 200 bas puanı geri almak istiyor. Yani onu indirmek istiyor. O yüzden bunu taksit taksit yapacağını bari bir kere de yapsın. Bunu da bir örnekle şekillendirdim. Mesela denizi doldurmak için 10 kamyon çakıl lazım. Siz bu akşam 6 tane atarım, yarın sabah da geldiğimde 4 tane atarım dediğinizde bir bakıyorsunuz deniz tabii ki gücüyle beraber o çakılları sürüklemiş oluyor. Siz bu sefer 10 kamyon çakılla bitireceğiniz işlemi 14-15 kamyonla bitirmiş oluyorsunuz. Daha maliyetli oluyor. Hal böyleyken Merkez Bankası'nın iki tane önemli fonksiyonu var. Bunlardan bir tanesi para politikasını yürütmek, öbürü de kurumu yönetmek. Şimdi kurumu yönetirken elbette ki politik davranacaksınız. Ve bu politik davranmak derken politikaya uygun, siyasete uygun değil. Politik davranmak şu, yani herkesin beklediği, yani olsun da bitsin dediği şeyi bir kere de yapıp halledeceksiniz. Ama öyle yapmadı Merkez Bankası. 100 bas puanlık indirim yaptı ve bir şey fark etmedi. 8.88'de haftayı tamamladı. Pek de iyi olmadı, kusura bakmayın. Yani 200 bas puanlık bir indirim yapsaydı o zaman ne olacaktı? Bundan farklı mı olacaktı efekt? Bence yani yan etki bundan farklı olmayacaktı. Ama İngilizce bir laf var. I guess we will never know diye. Yani hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü ne zaman Merkez Bankası bir hamle yapsa buna itiraz edenler oluyor. Merkez Bankası'ndan hani karışık böyle bir mesaj geliyor. Ya dua edin böyle yaptı, görse daha kötü olurdu. Hiçbir zaman test edemeyeceğimiz bir cümle bu. Bizim söylediklerimiz de test edilemeyecek. Çünkü biz de Merkez Bankası'nda çalışmıyoruz. O kararları aldırtan biz değiliz. Ama şunu biliyorum ki yöneticilikten gerçekten herkesin beklediği, sonunda beklediği hamleyi taksit taksit yaparsanız gerçekten zararlı çıkarsınız bu işten. O yüzden Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık indirimi piyasanın hiç hoşuna gitmedi. Ha, yapılmasa daha iyi olurdu. Bakın ben size söyleyeyim. Ama illaki bir faiz indirimi yapılacaksa bunun bir kere de ve defaten yapılması daha uygun olurdu. Şimdi her ay
Herkes gerginlik yaşayacak. Acaba Merkez Bankası bir daha indirecek mi diye. Enflasyonla alakalı gerçekten kalıcı, istikrarlı bir düşüş gözükmeden Merkez Bankası'nın bir anda ben çekirdek enflasyonu dikkate alıyorum diyerek faizi indirmesinin bir tane riski ortaya çıktı. O da acaba enflasyon rakamları açıklandığında çekirdek yükselmişse ne yapacak Merkez Bankası? Ha, o yüzden onu kendine sağlama almış. Merkez Bankası'nın açıklama metnine baktığınızda diyor ki arkadaşlar ben çekirdeği dikkate alıyorum ama mevsimlik etkileri de bertaraf ediyorum. Bir de arz yanlı şoklarla alakalı fiyat değişikliklerini de bertaraf ediyorum. Yani şunu demek istiyor. Ben aslında diyor normalde kendime göre bir endeks belirledim. O endekse göre davranacağım. Öyle günlük iniş çıkışları veya mevsimsel hareketlerin hiçbirine falan bakmayacağım diyor. Yani bu da tuhaf. Yani zaten çekirdek enflasyon mevsimine bakılmaksızın her ay harcamak zorunda olduğumuz, para harcamak zorunda olduğumuz mal ve hizmetleri göstermiyor mu? Evet, okey. O zaman niye onun içerisinde bir kere daha bir manevra yapıyoruz? Onu ben tam anlayamadım. Dolayısıyla bu metin pek Merkez Bankası'na nasıl diyeyim güven arttırmadı. Onu söyleyeyim. Yani yabancı yatırımcılar da biraz tuhaf buldu. Zamanlamayı da tuhaf buldu. Ama olsun, yapıldı. Ama ben bakın baştan söylüyorum. Ben çok radikal bir öneride bulundum ve bunu her yerde seslendirdim. Ya arkadaş, anladım hani siz bu faizi indireceksiniz. Bari indireceksiniz. Hepsini birden indirin. Şubat'a kadar da bir daha dokunmayın ya da gelecek seneye kadar. Ama bu yapılmadı. Dediğim gibi bir yandan hani siyaseti ben idare edeyim, öbür taraftan işte piyasalara da çok fazla nasıl diyeyim darbe vurmayayım derken olmaz. Ben baştan hatırlatıyorum. Yani bu tip düzenleyici otoritelerin başında olan arkadaşlar bilsinler ki yani popüler olmakla uğraşmasınlar. Çünkü yani popüler olunmaz zaten. Bu düzenleyici otoriteyi kimse sevmez. Yani ancak doğru hareket yaptıkları zaman yani aferin, iyi yaptın, bak güzel yaptın falan derler. O yüzden bu tip kurumlara, özellikle düzenleyici otoritenin yani başkanlık koltuğuna ya da yöneticilik koltuğuna oturanların bilmesi gereken şey hiçbir zaman popüler, sevilen insanlar olmayacaklar. Yani en sevilen insan bile olmuyor yani popüler. Herkes gidenin arkasından zaten hani konuşuyor. Bu herkesin başına gelen bir şey. Dolayısıyla hani o beni sevsin, bu beni sevsin, piyasa bana kızmasın, siyaset bana kızmasın diye karar almak inanın yani bizi iyi bir yere götürmez. Bakın sonuç ne oldu? Bir anda 8.88'e geldi. Şimdi bunun tabii enflasyona geçiş etkisi de olacak. Onu da söyleyeyim. Enflasyon yükseldiği zaman bu sefer ne olacak önümüzdeki aylarda? Vatandaş da bankaya para koyarken diyecek ki bana bari en az enflasyon kadar faiz ver diyecek. Dolayısıyla piyasa faizleri yukarı doğru gitmeye başlayacak. Dolayısıyla ne anlatmaya çalışıyorum? Faiz indirimleri konusunda ısrar etmek olabilir, bir siyasettir. Fakat bari yapacaksan bunu tam yapsaydın diye. Fakat bu da enteresandır. Yani Merkez Bankası'nın aldığı kararın arkasında duranlar bile benim bu söylediğime itiraz ediyor. İşte hocam 100 puan yeterliydi. Ya neye göre yeterliydi? Yani hani indirsin de nasıl yaparsa yapsın vaziyetine gelmiş. Öbür tarafta da tamamen ondan sonra ya işte Merkez Bankası niye faiz indirdi? Aslında faizleri yükseltmeliydi diyenler var. Tamam da kardeşim, talep enflasyonu yok ülkede. Yani talep enflasyonu olsa dükkan sizin de hani faizleri yükselterek de yani enflasyonu düşürmek çok mümkün değil. Başka şeyler yapılması lazım. Mesela vergi politikaları, dış ticaret rejiminin falan değişmesi lazım ki enflasyon düşsün diye. Yani çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Yani perşembe günü alınan kararın yan etkileri pek iyi olmadı. Zaten piyasaya da yansıyacak. İyi bir hafta sonu diliyorum hepinize. Gelecek hafta bakacağız. Bakalım bu 8.80'in üzerinde durmaya devam ederse dolar TL ne olacak diye. Kolay gelsin efendim.